Ablacık geldim. Hadi yavrucuğum. Bak. Sen ne yapacaksın şimdi İzzet? Ben doğru işe gideceğim. Nilay'ın yanına stüdyoya. Gel. Gel. Sen git arkadaşım işine. Benim bugün vardiyem yok. Ben kalırım Nilay'ın. Sağ ol Serpil. Ben de işe çıkayım. Hadi İffet görüşürüz. Daha sonra uygun bir vakitte Ahmet amcayı ziyarete gideriz inşallah. Canım ben işe gidiyorum. Bak Serpil ablam başında duracak tamam mı? Tamam. Hadi kuzum sen çık yukarı ben geliyorum. İffet'im neler oluyor? Hiç konuşamadık. Çok karışık. Yani Ali İhsan Bey de olmasa hayat cehennem gibi. Bir tek o yardımcı oluyor ayakta kalma. Hadi git sen. Sağ ol canım. Nasıl gireceğim? Normal girdim. İffet, çık git. Nil, iyi misin? Ne yapıyorsun sen? Adam da zaten her şeyi anlattı. Niyetini biliyorum. Benden de babamdan da uzak dur. Anlamadım. Laftan anlamıyor musun sen? Defol git. Nil, iyi değilsin sen. Çık git. Bir şey mi oldu? Bana bak, babama bir şey söylersen sen. Defol git. İffet kızım. Efendim Nurettin amca. Bugün dükkana biri geldi. Dükkanı sorup soruşturdu. Hali tavrı da pek tekin gelmedi bana. Ne dedi ki? Niye satıyor, nerede? Bin türlü şey sordu işte. Bizim çırak da sağ olsun çenesini tutamadığı için Ahmet'in hapiste olduğunu söyledi. Kim acaba? Vallahi bilmiyorum. Buralardan değil, orası kesin. Aman Nurettin, zaten kızın derdi başından aşkın. Sen de yangına körükle gidiyorsun vallahi. Dükkanı alıcı çıkmıştır işte. İffet... Ahmet Bey'i gördün mü? Gördüm bugün Kerim abla. İffet. Yavrum, nasıl Ahmet Bey? Nasıl olsun Nilay teyze? Allah tez zamanda kavuştursun inşallah. Bak İffet kızım, biz buradayız. Senin baban benim kardeşim. Ne zaman bir sıkıntın olsa, küçücük bir derdin de olsa bana geleceksin. Biz senin ailen sayılırız. Nimet de sen de bizim kızımız sayılırsın. Sen sakın işlerini ihmal etme. Ben her akşam yemeğinizi kapınıza kadar getiririm. Çok teşekkür ederim. Birbirimize destek olacağız. Hep beraber bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Merhaba Abdullah, nasılsın? İffet. Ne olur kusura bakma, seni içeri alamayacağım. Dilek Hanım'ın kesin talimatı var. İffet bu kapıdan adımını bile atmayacak dedi. Bundan sonra yazlık evde çalışacakmışsın. Birazdan araç gelip seni götürecek zaten. Yazlık evde mi çalışacakmış? Odası bomboş. Eşyaları Dilek Hanım yolladı. Nazikçe kurtuluyor yani.
Görüşürüz o zaman. İffet, kızım beni de bekle. Bekle beni. Sayma abla sen nereye? Dilek Hanım'dan en uzak yere evladım. Yürü kızım, yürü. Konuşma. İstenmediğimiz yerde bir dakika bile durmayız biz. Yürü kızım. Beni tanımıyormuş gibi konuşma Osman Efendi. Yeğenime kimse böyle haksız yere davranamaz. Kararlı mısın yani? Peki bunca yıl sonra ayrı mı düşeceğiz? Ya kızım. Kızım kendine iyi bak. Hadi, hadi uzatmayın. Ölüm yok ya ucunda canım. Görüşürüz, konuşuruz elbet. İstersen arama. Ali İhsan Bey gelince Dilek Hanım nasıl açıklayacak bakalım bize yaptıklarını. Artık bu kadar. Nasıl üzülmeyeyim oğlum? Önümüzde bir sürü masraf var. Babamın durumu ortada. Avukat bir dolu para istiyor. İşsiz güçsüz nasıl olacak bu işler? Ya yapmayın ama artık bu kadar. Elbet bulacağız yeni bir iş. Söyleyeceğim, şikayetçi olmayacağım. İyi değilsin Cemil, git evine. Ne oldu bu sefer bana güven? Bu sefer sana güveneyim mi? Evet. Thank you.
Efendim Ali İhsan Bey. İffet, biraz vaktin var mı? Konuşabilir miyiz seninle? Tabii Ali İhsan Bey. Ha, ben yüz yüze konuşmak istiyorum. Yüz yüze mi? Aşağı inebilir misin? Aşağıda mı bekliyorsunuz? Seninle konuşmak istiyorum. Benimle konuşmak istiyor. Aa. Hayırdır inşallah. Ben gidiyorum. Ben senden özür dilerim. Siz bir şey yapmadınız ki, niye özür diliyorsunuz? İffet, sen hayatımda gördüğüm en temiz yürekli, en iyi kalpli insansın. Seni bir yere götürmek istiyorum. Kaldıramayan, dileğin söylediği gibi biraz nemut, biraz da duygusuz birisi. Hiç öyle Ali İhsan Bey. Siz çok iyi bir insansınız. Ben sadece senin yanındayım. Tamam. Çok yalnızım. Benimle yalnızlığımı paylaşır mısın? Benim ailem olur musun? Sizi sevmiyorum. Ama siz de beni sevmiyorsunuz.
çok iyi bir insansınız Ali İhsan Bey. Ben size karşı dürüst olmak zorundayım. Ben sadece evinizde çalışan diğer hizmetçilerden biriyim. Benim başıma gelenlere üzüldünüz siz. Bana yardım etmek istediniz. Ben size minnettarım. Benim o zor zamanlarımda, yani en acı günlerimde hep siz vardınız yanımda. Yani siz olmasaydınız belki bu kadar çabuk ayağa kalkamazdım. İffet. Ali İhsan Bey. Ben size evet desem bile, İffet, Ali İhsan Emiroğlu'yla parası için evlendi diyecekler. Ben kimsenin böyle konuşmasına müsaade edemem. Çünkü siz böyle bir şey hak etmiyorsunuz. Ali İhsan Bey, siz benim için çok kıymetlisiniz. Ben bu teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ben hayatımda ilk kez kendimi bu kadar kıymetli hissettim. Bana böyle gözlerimin içine bakın. İffet, seni seviyorum deyin. Gördünüz mü, söyleyemiyorsunuz. Siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz ki. Sizinle başka bir zamanda, başka bir yerde karşılaşmış olmayı çok isterdim. O zaman aşık olurdum ben size Ali İhsan Bey. Hep de çok aşık olurdum. Bir özür dilerim. Müsaade ederseniz ben gidebilir miyim? Peki. Gidebilirsin. İffet. Değişme, olur mu? Efendim Emre. Patron, çok merak ettim. İffet ne dedi? Kabul etti değil mi? Hayır, kabul etmedi. İffet kuzum! Hadi içeri geç. Ali İhsan Bey. Serpil, Ali İhsan Bey bana evlenme teklif etti. Ne? Ciddi misin? İyi tamam, sen ne dedin? Hayır dedim. Hayır mı? Niye? Çünkü olmaz. Olmaz.
Yani Ali İhsan Bey beni sevmiyor. Sadece bana yardım etmek istiyor. Hem gözlerimin içine bakarak seni seviyorum bile diyemedi. Ben sizi sevmiyorum Ali İhsan Bey dedim. Gerçekten öyle mi söyledin? Öyle söyledim. Ben Ali İhsan Bey'e karşı ne hissettiğimi bilmiyorum. Bu kadar üzüldüğüne göre sen de pek boş değilsin kuzucuğum ha? Benim kafam çok karışık Serpil. Hem ben bir şeyler hissediyor bile olsam. Yani düşünsene. Benim gibi bir kızla Ali İhsan Emiroğlu evlenecek. Yani hiç olacak şey mi? Çevresi ne der? Sonra ailesi. Dilek Hanım. Benden çok Ali İhsan Bey'i yıpratırlar. Ben onun üzülmesini istemiyorum ki. Ama ben de artık yıpranmak istemiyorum. Hem Ali İhsan Bey beni doğru düzgün tanımıyor bile. Başıma gelenleri öğrense belki de yüzüme bile bakmaz. Bunlar bahane değil mi İffet? Cemil yüzünden değil mi? Cemil diye biri yok artık benim hayatımda. Ben sadece Ali İhsan Bey üzülsün istemiyorum. Olsun. Canım. Sen ne karar verirsen ver. Ben senin arkandayım. Tamam mı? Canım.